Merhabalar, Faydalı Bilgiler serimizin bu videosunda elma sirkesi nedir, neye gelir, nasıl kullanılır, faydaları, zararları, evde elma sirkesi nasıl yapabiliriz? Bu konuda geniş çaplı bilgilendirmeler de bulunacağım. Sirke başlı başına bir şifa kaynağı. İnsan sağlığı üzerinde tedavi amaçlı kullanıldığı gibi yiyeceklerde de lezzet olarak kullanılan sirkenin birçok çeşidi var. Son yıllarda mucizevi olarak kabul edilen sirkeden insanlar her anlamda yararlanıyor. Hem dışarıdan hem içeriden insan vücuduna, bünyesine iyi gelen sirkelerden bir tanesi de elma sirkesi. Elma sirkesinin faydaları saymakla bitmez. Çok eski zamanlardan beri kullanılan ve faydasının görüldüğü elma sirkesi insan sağlığını iyileştirici ve güçlü bir etkiye sahip. Doğal bir iksir olarak kabul edilen elma sirkesi neye iyi gelir, nasıl kullanılır, faydaları nelerdir, zararları nelerdir? Bu konuda geniş çaplı bilgiler aktaracağım sizlere. Elma sirkesi yaygın tüketilen şifalı bir sirkedir. Mutfakta salata ve soslara tat vermek için kullanılan elma sirkesi aynı zamanda çok iyi bir dezenfektandır ve tarih boyunca tıbbi amaçlar için kullanılmıştır. Modern tıbbın babası olan Hipokrat'ın 2000 yıl önce yara temizliği için elma sirkesi kullandığı biliniyor. Elma sirkesi başta potasyum, fosfor, kalsiyum ve magnezyum olmak üzere pek çok faydalı mineralin yanı sıra A, B2, B6, C ve E vitaminleri içerir. Elma sirkesi zayıflama, kolesterol seviyesinin dengelenmesi, kan şekerini düşürülmesi ve diyabet tedavisine destek amacıyla kullanılmaktadır. Kuvvetli bir mikrop öldürücü olan elma sirkesi, tırnak mantarı, bitler, sihirlere karşı çok etkilidir. Elma sirkesi, elmanın fermente edilmesiyle elde edilir. Böylece içindeki aktif madde olan asetik asite dönüşür. Elmanın içeriğinde bulunan nişasta ve asit ile sirke buluştuğunda kolayca mayalanır. Bunun sonucunda elma sirkesi oluşur. Elma sirkesinin sağlık için pek çok faydası bulunmaktadır ama gün içinde sabah ve akşam olmak üzere maksimum 2 kez kullanımı tavsiye edilmektedir. Elma sirkesi cilt temizliğinde önemli bir yere sahiptir. Yüzünüzü bir yemek kaşığı elma sirkesi ve bir bardak sudan oluşan karışımla temizlerseniz sivilce lekeleri, siyah noktalar ve akneler büyük ölçüde yok olacaktır. Cildinizde büyük bir sorun oluşturan güneş lekelerine elma sirkesi ile çözüm bulabilirsiniz. Banyo suyunuzun içine bir miktar karıştırdığınızda düzenli olarak duş alırsanız faydalı sonuçlar elde edersiniz. Elma sirkesi el ve ayaklarda meydana gelen ödemleri azaltmak için birebirdir. Sirke bakteriler dahil olmak üzere patojenleri öldürmeye yardımcı olur. Ayaklarınızı sirkeli suda bir süre dinlendirdiğinizde hem nasır hem de ödem azalacaktır. Elma sirkesi saçlar için de çok faydalıdır. Sağlıklı uzayan ve canlı saçlarınız olsun istiyorsanız öyle pahalı kozmetik ürünlerine ve şampuanlara para vermenize gerek yok. Bunun için yapmanız gereken işlem çok basit. Bir miktar suya elma sirkesi karıştırın ve saçlarınıza uygulayın. 15 dakika bekledikten sonra durulayın. Haftada veya 10 günde bir yapacağınız bu uygulama sayesinde sağlıklı saçlara ulaşmak mümkün. Elma sirkesi kan şekeri seviyesini düşürür ve diyabetin geritilmesine katkı sağlar.
Yüksek kan şekeri, diyabet olmayan kişilerde de önemli bir sorundur. Ve yaşlanma ile çeşitli kronik hastalıkların önemli bir risk faktörüdür. Sağlıklı bir hayat yaşamak isteyen herkesin kan şekeri seviyesini normal aralıklarda tutması gerekir. Bunu yapmanın en sağlık yollarından biri de elma sirkesi kullanmaktadır. Elma sirkesi yüksek karbonhidratlı bir yemek sırasında insülin duyarlılığını %19 ila 34 oranında arttırır ve kan şekerini ve insülin yanıtlarını önemli ölçüde azaltır. Yatmadan önce elma sirkesinden 2 yemek kaşığı tüketmek, sabahları açlık kan şekerini %4 oranında azaltabilir. İnsanlarda yapılan diğer birçok çalışma, sirkenin yemeklerden sonra insülin fonksiyonunu ve kan şekeri seviyesini düşürebildiğini göstermiştir. Bu nedenle elma sirkesi diyabetli kişiler için oldukça faydalı bir etkiye sahiptir. Ancak halen kan şekeri düşürücü ilaçlar alıyorsanız, elma sirkesi kullanmadan önce mutlaka doktorunuza danışınız. Elma sirkesi kilo vermenize ve göbek yağlarınızı azaltmanıza yardımcı olur. Bilimsel çalışmalar elma sirkesinin kilo vermeye yardımcı olabileceğini göstermiştir. Elma sirkesinin tokluk hissini arttırabildiği, daha az kalori almaya ve kilo vermeye yardımcı olduğu gösterilmiştir. Örneğin insanlar yüksek karbonhidratlı bir yemekle birlikte sirke alırlarsa doluluk hissi artar ve günün geri kalanında 200-275 civarında daha az kalori tüketirler. Kilolu 175 kişi üzerinde yapılan bilimsel bir çalışmada 3 ay süreyle düzenli olarak günlük bir yemek kaşığı elma sirkesi tüketiminin kilo kaybına yol açtığı gösterilmiştir. Ancak tek başına elma sirkesiyle zayıflamaya kalkışmak sağlıklı olmayabilir. Unutmayın ki tüm diyetler ayrıca yaşam tarzı değişikliği gerektirir. Bu nedenle doktora danışarak kullanmakta fayda var. Elma sirkesinin soğuk algınlığa ve gribe etkisi nedir? Elma sirkesi başta solunum yolları hastalıkları olmak üzere boğaz ağrıları, öksürüğe iyi gelir. Grip ve soğuk algınlığında göğsü yumuşatan elma sirkesi bu hastalıkları hafif atlatmak için birebir. Bunun için yapmanız gereken şey bir bardak ılık su içerisine bir yemek kaşığı elma sirkesi, bir çay kaşığı bal ve çok az miktarda zencefil karıştırarak tüketmenizdir. Bu karışımı içmeseniz bile boğazınıza gelecek şekilde gargara yapın, etkisini kısa sürede göreceksiniz. Elma sirkesi kolesterolü düşürür ve kalp sağlığına yarar sağlar. Bazı bilimsel araştırmaların sonuçlarına göre elma sirkesi diğer bazı kalp hastalığı risk faktörleriyle birlikte kolesterol ve trigliserit seviyelerini düşürmektedir. Ayrıca sirkenin hayvanlarda kan basıncını azalttığını gösteren bazı bilimsel çalışmalar da vardır. Harvard Tıp Fakültesi'nde yapılan bir çalışmada sirkeyi salata sosu olarak tüketen kadınların kalp hastalığı riskinin azaldığı gösterilmiştir. Yine bazı insan çalışmaları elma sirkesinin kan şekerinin seviyelerini düşürdüğünü, insülin duyarlılığını arttırabildiğini ve diyabetle savaşmaya yardımcı olabileceğini göstermektedir. Bu faktörler ayrıca kalp hastalığı riskini azaltmaktadır. Bazı çalışmalar elma sirkesinin kansere karşı koruyucu etkileri sahip olduğunu göstermiştir. Kanser hücrelerinin kontrolsüz büyümesiyle gelişen bir hastalık olduğu bilinmektedir. Çok sayıda çalışma çeşitli sirke türlerinin kanser hücrelerinin gelişimini yavaşlattığını göstermiştir. Bununla birlikte bu çalışmaların tümü test tüplerinde veya farelerde izole edilmiş hücrelerde yapılmıştır.
Dolayısıyla aynı etkiyi insanda da göstereceğini söylemek zor olsa da elma sirkesi genel sağlığı olumlu etkileyen şifalı bir üründür. Ancak insanlardaki bazı gözlemsel çalışmalara göre sirke tüketimi Çin'de özofagus kanseri oranını azaltmıştır. Doz olarak bir günde ne kadar elma sirkesi tüketmeli? Sorumuzun cevabını şöyle açıklayabiliriz. Diyetinize elma sirkesini dahil etmenin en iyi yolu yemek pişirirken kullanmaktır. Bazı insanlar ise elma sirkesini su ile seyrelterek içmeyi sever. Yaygın dozlar 1-2 çay kaşığı ile 1-2 yemek kaşığı arasındadır. Bir bardak su ile karıştırılır, küçük dozla başlamak ve çok miktarda almaktan kaçınmak en iyisidir. Çünkü çok fazla sirke zararlı yan etkilere neden olabilir. Hamileler ve yeni doğum yapmış kadınlar için organik elma sirkesi kullanılması tavsiye edilir. Geldik, evde elma sirkesi nasıl hazırlanır? Sorusunun cevabını vermeye. Evde kendi kendinize elma sirkesi yapmak isterseniz aşağıdaki vereceğim tarifle püf noktalarına dikkat ederek mayalandırma yöntemiyle elma sirkesi hazırlayabilirsiniz. Daha sonra elde edeceğiniz sirke anası ile yeniden sirke üretmeniz daha kolay olacaktır. Elma sirkesi üretmemiz için olan gerekli olan malzemeler: 3 litre içme suyu, 4 yemek kaşığı bal, 1 tatlı kaşığı tuz, 10 adet büyük boy elma. Sirke yapımı için elmaları iyice yıkadıktan bir gün sonra kabuklarını soymadan kullanabiliriz. Organik elmalar çok daha kaliteli bir sonuç almanızı sağlar. Mayalanmanın erken olmasını engellemek için sulu ve berelenmemiş elmaları kullanmak gerekmekte. Kabuklu elmaları dörde bölerek çekirdekli kısımlarını çıkartın. İçi temiz ve kuru büyük bir cam kavanoza elma dilimlerini koyun ve üzerine 3 litre suyu boşaltın. Üzerinde bir miktar boşluk kalmalı ki bu gerekli. Yemek kaşığı ile 3 kaşık kıvamlı bal katıp karıştırın. Kavanozun üzerine havaalan pamuklu bir tülbentle kapatıp iple sıkın. Güneş görmeyen karanlık bir odada 1,5 ay kadar bekletin. Ve ilk günlerde gün aşırı, daha sonra haftada bir kez tahta kaşık ile karıştırın. Kesinlikle metal aksam değdirmiyoruz. Zaman içinde kavanozun üst kısmına çıkan elma dilimlerinin pörsüdüğünü, çevrede sirke sinekleri olduğunu göreceksiniz ve sirke kokusunu alacaksınız. Bu belirtilerden sonra sirke fermente olmaya başladığında süzüp elma posalarını atınız. Süzdüğünüz sirkeyi yeniden cam kavanoza alıp bir miktar bal ve tuz ekledikten sonra karıştırıp kapağını kapatıp serin bir yerde muhafaza ediniz. Kavanoz üzerinde sirke anası denilen beyaz şeffaf bir köpük oluştuğunda ve keskin bir koku geldiğinde elma sirkesi kullanmak için hazır pozisyona gelmiş demektir. Elma sirkesi sağlık için faydalı olduğu kadar ev temizliği ve hijyeninde de önemli bir yere sahiptir. Özellikle mutfaklarda bulaşık makinesinden önce bulaşık arındırmak için kullanılan elma sirkesi bugün de aynı şekilde mikroplardan kurtulmak için kullanılıyor. Bulaşıklar yıkandıktan sonra bir süre elma sirkesi içinde kalırsa daha temiz ve parlak olmakta. Peki elma sirkesinin yan etkileri ve zararları nelerdir? Şimdi bunlara değiniyorum. Elma sirkesi yoğun bir şekilde sitrik asit içerir. Bu nedenle su ile inceltilerek kullanılmalıdır. Aksi halde yemek borusuna ve hücrelere zarar verebilir. Deriye direkt temas ettirildiğinde tahriş ve kızarıklıkların oluşmasına yol açabilir. Cilt tahrişine yol açmaması için mutlaka bir miktar su ya da bal ilave edilerek kullanılmalıdır.
İçeriğinde yer alan asit potasyum düzeyinin düşmesine yol açabilir. Bu etkisi kemiklerde mineral düzeyini olumsuz etkiler. Bu tür yan etkilere maruz kalmamak için seyreltilerek tüketimi önerilmektedir. İnsülin ve diüretik ilaçlar kullanan kişilerde elma sirkesi olumsuz etkilere yol açabilir. Elma sirkesi bu tür ilaçların etkisini azaltabilir. Elma sirkesi kan şekerine direkt olarak etki sağlar. Bu nedenle bu tür hastalıklar için tedavi gören kişiler doktora danışmadan elma sirkesi kullanmamaya özen göstermelidirler. Elma sirkesinin ne kadar tüketileceği kişiden kişiye farklılık gösterebilir. Bazı bünyelerde bir fincan yararlı olurken bazı bünyelerde 1000 fincan elma sirkesi olumsuz etkilere yol açabilir. Bu nedenle tüketim miktarı özenli ayarlanmalıdır. Elma sirkesinin diş ve diş eti üzerinde olumlu etkileri olsa da aşırı kullanımlarda tam tersi etki yaratabilir. Diş ve diş eti için kullanılacaksa su ile inceltilerek kullanılmalıdır. İçeriğinde barındırdığı asitler nedeniyle midede yanma, ekşime, ishal ve hazımsızlık gibi sorunlara yol açabilir. Sindirim problemi çeken ya da sindirim sistemiyle alakalı hastalığı olan ve bu nedenle ilaç kullanan kişiler elma sirkesi tüketirken dikkatli olmalı diyoruz ve elma sirkesi hakkında bilgilendirmemizin sonuna geliyoruz. Faydalı bilgiler serimizin bugünkü videosunda elma sirkesini geniş çaplı irdeledik, inceledik. Bir başka bilgilendirme videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıklı kalın.